Türkiye'de yaklaşık 5.5 milyon civarında düzensiz göçmen, mülteci, sığınmacı, geçici korunma altındaki yabancılar var. Yani bunlar hepsi birbirinden farklı kategoriler ama öz itibariyle biz bunların hepsine mülteci deyip geçiyoruz. Yani öyle de anlayalım, beis yok. Yani Türkiye'ye doğudan gelmiş. Bu arada İbrahim Haskoloğlu tutuklanmış. Evet. Gazeteci. Türkiye'de biz batıdan gelenlere mülteci diyoruz. Doğudan gelenlere mülteci kabul etmiyoruz. 1952 yılındaki çekinceye istinaden, ama doğudan gelen, Türkiye'ye doğudan gelen sığınmacıların toplamı yaklaşık 5.5 milyon civarında. Bunun 3.7 milyonu Suriyeli. Ve bunlar 2011 yılından itibaren Türkiye'ye geldiler. Kadir abi, nüfus 400 bin ve üzerinde Suriyelinin yaşadığı şehirler Mersin, Hatay, Gaziantep, Urfa ve İstanbul, Urfa. 5 şehir. 5 şehir zaten yaklaşık 1,5-2 milyon civarında bir toplama, 2 milyon civarında bir toplama tekabül ediyor. Onun yanı sıra Konya, Adana, Ankara gibi şehirlerde de 200-250 bin civarında Suriyeli var. Az önce söyledim. Türkiye'nin Suriyeli yaşamayan ili yok. Örneğin Artvin'de 60 kişi, Tunceli'de 70 kişi civarında da olsa varlar. Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı 200 bini buldu. Sadece görünürde 30 bini, 30 binine çalışma izni verilmiş ama bildiğimiz kadarıyla en az 1 milyonu çalışıyor ve kaçak çalışıyor. Kaydı kuydu yok bunların. Zaten Suriyeliler kalsın gerekçesini kalsın isteyenler de en çok bu emek sömürüsünü gerekçe gösteriyorlar. Kalsınlar çünkü ucuz işçi var. Kalsınlar çünkü asgari ücrete çalıştıramadığımız Türk işçiyi Suriyeli ile terbiye ediyoruz. Kalsınlar çünkü bunların hiçbir maliyeti yok. İzin istemezler. Saat asgari ücretin yarısını versin onda çalışırlar şeklindeki bir açgözlülük, bir emek düşmanlığıyla da gerekçelendiriliyor mesele. Diğer taraftan az önce söylediğim gibi Türkiye'de herhalde yaklaşık 750 bin'le 1 milyon çocuk, Suriyeli çocuk Türkiye'de doğdu. Türkiye'de doğdu. Bu çok önemli. Yani dillerini ne kadar Arapça ne kadar Türkçe olduğu bile muamma. Ve her geçen gün Suriyelilik Türkiye'nin bir iç meselesine dönüşüyor. Yaşlıların bir kısmı dönmeyi arzuluyor. Yeni doğanlar gözünü Türkiye'de açtığı için Suriye'ye dair bağlara kopmuş oluyor. Bu gecikmenin sebebi AK Parti'dir. Bu gecikmenin sebebi AK Parti'nin kendisinin müdahil olup iç karışıklığa sürüklenmesine yol açtığı Suriye'de çözümü geciktirmesidir. Siz bozdunuz. Bozanlar arasında siz varsınız, AK Partililer. Ey AK Partililer, Suriye'deki iç karışıklığının sorumlulardan biri de sizsiniz. Çünkü siz oradaki iç karışıklığa taraf oldunuz. Esad gitsin de ne olursa olsun diyerek taraf oldunuz. Esad gitsin diyerek bu uğurda ÖSO'sundan Ahrar'ına ne kadar kim olduğu belirsiz radikal grup varsa sempati beslediniz ve destek verdiniz. Türkiye'nin sınırlarını delik deşik ettiniz. Buradan oraya cihatçı girdi, oradan buraya mülteci geldi. Sözde siz gidip namaz kılacaktınız, ne kadar Suriyeli varsa geldi burada namazını kılıyor. Şimdi bunun sonucunda çözümü de geciktiriyorlar. Ne yapılması gerekiyor? Mısır'la destekliyorum. Yani Mısır'la büyükelçilerin tekrar görevlendirilmesini destekliyorum. Ama bu gecikmenin sorumlusu sizsiniz. Mısır'la neden kavga ediyorsunuz diye bizler sizi eleştirdiğimizde bizi Sisi yanlısı olmakla suçladınız. Şimdi Sisi sizinle görüşsün diye atmadığınız takla kalmıyor. İsrail arayı bozmayın dedik. İsrail arayı bozmak için Mavi Marmara meselesini parayla kapattınız. Başka bir haysiyet... Arayı düzeltmek için. Özür dilerim. İsrail arayı düzeltmek için Mavi Marmara meselesini parayla sattınız. O gün partinin imajı için arayı bozdunuz. Bugün Türk insanın haysiyeti incindi. Aynısı Suudi Arabistan'la oldu. Suudi Arabistan'la sözde Sunni dünyanın liderliğinde rekabete girecektik. Olmadı. Suudi Arabistan bizi cezalandırdı. Bizi 3. dünya ülkesi yerine koydu. Amerika'da bulamadığı muhalif gazetecisini Türkiye'de tuzağa düşürüp büyükelçisinde insan mezbahası kurarak öldürdü. Ve şimdi biz o günlerde meydan hesap soran biz tuttuk davayı, Suudi Arabistan'a iade ettik. Şimdi de Esad'la görüşme geciktiriliyor. Esad'ın petrolü doları yok diye mi geciktiriyorsunuz? O nedenle mi? Esad'ın petrolü olsaydı, en azından Suudi Arabistan kadar satacak petrolü olsaydı çoktan belki görüşülmüştü herhalde. Öyle anlamaya çalışıyorum. Mısır, Akdeniz'de Mısır kadar etkin olmadığı için mi Esad'la görüşülmüyor? Türkiye, Suriyeli sorununun
krizinin, sorunundan çok krizinin, bir milli güvenlik krizinin Türkiye'de kalıcılaşmasına AK Parti'nin Esad'la görüşme işi. Ya o Suriye'deki sorunu çözme yönünde irade geliştirme işi sebep oluyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin derhal hiç vakit kaybetmeden Suriye'deki Suriye'de çözümün, istikrarın korunması, çözümün sağlanması noktasında hamle yapması gerekiyor. Müdahil olması gerekiyor. Az önce senin söylediğin cümle burada çok anlamlı. Suriyeli krizinin çözümü, sorunun çözümü Suriye'de, Türkiye'de değil. Orada çözmek gerekiyor. Çözmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Suriye'deki hangi muhatap varsa onunla görüşmeniz gerekiyor. Görüşmüyorsunuz. Siyasal İslamcı yaklaşımlarınız ve kompleksleriniz, hayalleriniz yüzünden görüşmüyorsunuz. Görüşmelisiniz. Görüşmelisiniz ve Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüş sürecini muhataplarıyla halletmelisiniz. Elbette ki bugünden yarın olacak iş değil. Elbette ki bir süreci gerektiriyor. Ve bu süreçte sizin Türkiye'ye gelmiş Suriyelilerin can güvenliği içerisinde ve onuruyla ülkelerine dönebilmesinin yasal, bürokratik, diplomatik sürecini başlatmanız gerekiyor. Bu zaman istiyor, doğru. Ama buradan, Bayburt'tan kaldırdığın Suriyelinin gittiği Şam'da ertesi gün gözaltına alınmaması, ertesi gün hayatına onuruyla devam edebilmesinin güvencelerini sağlamanız gerekiyor. Bunu da Esad'la yaparsınız. Esad'la görüşmeniz gerekiyor. İktidara bugün bir yıl sonraki iktidarı vaat eden muhalefetin en temel argümanlarından biri bu olmalı. Esad'la masaya oturacağız kardeşim. Ya Suriye'de resmi muhatap kimse. Onunla masaya oturacağız. Evet, Suriyeliler, Türkiye'deki Suriyeliler onurlarıyla ülkelerine dönmelidir. Onlar kendi vatanlarıyla daha mutlu, vatanlarında daha mutlu olacaklardır. Bunun için de biz Suriye'yle görüşeceğiz kardeşim. Bundan başka bir yolu da yok. Şimdi dikkate değer değil mi kardeşim? Hatay, bak Türkiye'nin sınır şehirleri. Hatay, Adana, Mersin, Gaziantep, Urfa. Ya burası Türkiye'nin Suriye ile sınırını oluşturuyor. Ya burada Suriye nüfusunun, Adana, Hatay nüfusunun Arap kimliğine doğru dönüşmesi ve gündelik hayatta Arapçanın hakim olmuş olması, tabelalarda Arap harflerinin yaygınlaşması, yani ırkçı bir sahiple söylüyor değilim, haşa. Ama bir milli güvenlik krizine delalet eder. Gelecekte burası bir Türkiye'nin Suriye ile sınırı şimdiden demografik bakımdan, yani nüfus kriterleri bakımından Araplaşırsa, Arapçalaşırsa, Arap alfabesine dönüşürse 50 yıl, 100 yıl sonra burada bir milli güvenlik krizine yol açar. Siz buna sebebiyet veremezsiniz. Türkiye'nin 100 yıl sonrasının kaderini bu şekilde sabote edemezsiniz. İkincisi, gerçekten de Türk halkı yoksullaştı. İş bulamıyor Türk halkı. Asgari ücretle geçinemiyor. Bak, emekli maaşlarına güncel işte takviye yapılacaktı, yapılamıyor. Bak işte asgari ücrete takviye yapılacaktı, olamıyor. İnsanlar, ya domates 45 lira kardeşim. Şimdi ekmek daralmış, sofra küçülmüş. İnsanlar haklı olarak yani giderek orta sınıf yoksullaşıyor. Yoksullar daha yoksul. Yoksullar artık aç. Şimdi bu durumda ne yapıyor? Şöyle bakıyor ya, mahallesinde o dükkanını kapatmış, Suriyelininki açık. Dönüyor köyünde artık son davarını da kesmiş, bakıyor Afgan orada çoban. Öfkesini maalesef dağ altındakine kusuyor. Ve bu bir çatışmayı tetikler. Bir toplumsal çatışmayı tetikler. Bu toplumsal çatışmanın da bertaraf edilmesi için bu sorunun çözülmesi lazım. Bunun yolu da şu. Evet. Gönüllülük temelinde ve onurlu bir şekilde Suriyeliler vatanlarına dönmelidir. Siyasiler bunun şimdiden yol haritasını ortaya koymalı. Nasıl gönderecekler? Bunu konuşmak zorundayız. Bu meseleyi öteleyemezsiniz. Propagandaya da havale edemezsiniz. Nasıl olacak? Bunu konuşmalıyız. Bunun ilk şartı Suriye ile görüşmek. Bundan da kaçamazsınız. Bu bakımdan ben muhalefetin tutum alması gerektiğini, daha da keskin, yani tutumunu daha da netleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. O bakımdan Cumhuriyet Halk Partililerin öteden beri burada bu meselenin, yani başta Kemal Bey bu meselenin altını çizmelerini de çok önemsiyorum. Şimdi Zafer Partisi dedi ya, Şam'a gideceğiz. Katılıyorum, destek veriyorum. Doğru yapıyorlar. Gitmeleri gerekir. Ama bugün ben toplantılarını izledim. Ümit Özdağ ve Sayın Şükrü Sina Gürel'in. Onlara bir eleştirim var. Dinliyorlar. Sevgili Ümit Hoca dinliyordur. Şu eleştiriyi dikkate almalarını isterim. 15 dakika basın toplantısı yaptılar Zafer Partisi Genel Merkezi'nde. Bunun ilk 5 dakikası Kemal Kılıçdaroğlu'na ayrıldı, CHP'ye. Sonraki 1,5 dakikası AK Parti'ye ayrıldı.
6,5 dakika, 7 dakika. Ben Ümit Hoca'yı dinleyince zannettim ki Türkiye, Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesinin sebebi Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partililer. 5 dakika boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin Suriyeliler meselesinde şey olmadığını, dürüst olmadığını iddia ettiler. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı'na geçtiler 1,5 dakika. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha hafif bir üslupla Kemal bir Ümit Hoca Cumhurbaşkanı eleştirdi. Allah aşkına Ümit Hoca, Suriyelilerin ülkeye gelmesinin sorumlusu kim? Kim hoca, söyle lütfen. Sen daha iyi biliyorsun, sen çalıştın bu hadiseye. Ya 2011'de 2012'de Suriye'deki iç iktidar kavgasına müdahil olarak Emevi Camisi'nde cuma namaz hayalleri kurarak Suriyelilerin ülkeye gelmesinin sebebi kim? Kendisini ensar, geleni muhacir diye karşılayıp Türkiye'yi sınırsız bir biçimde Suriyeliler açan kim? Ona öncelik vermeniz gerekirken, önce onu eleştirmeniz gerekirken Kılıçdaroğlu'nu nasıl eleştirdiniz siz? Kılıçdaroğlu'nun bildiğim kadarıyla son 5 yıldır Suriyelileri memleketine uğurlayacağız demekten başka yani eğer eleştirilecekse bundan başka bir sözünü hatırlamıyorum. Kılıçdaroğlu nasıl olur da Kılıçdaroğlu'na bu bahiste 5 dakika ayrılır, 2 dakika Erdoğan'a ayrılır. Önce Kılıçdaroğlu eleştirilir, sonra söz Erdoğan'a gelir. Şamar'ın büyüğü Kılıçdaroğlu'na nasıl gider? Bu adalet midir Ümit Hoca? Kılıçdaroğlu'nun burada ne günahı var? Kılıçdaroğlu bu meseleyi herkesten önce, belki Ümit Hoca'dan da önce Suriyelileri memleketine göndereceğiz diye dillendiren isimlerden biri. Bu adalet midir? Ben şöyle anlıyorum herhalde. İşte AK Parti tabanının biraz da milliyetçi, yani AK Parti ve MHP'nin milliyetçi tabanının sempatisini elde etmek üzere hiç günahı ve suçu yokken Kılıçdaroğlu burada eleştiriliyor. Bunu adil bulmuyorum, doğru da bulmuyorum. Bu meselenin asli faili Cumhurbaşkanı, bu meselede ilk eleştirilmesi gereken kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Asli faili AK Partililer. Bugün Suriyeliler krizi varsa AK Parti'nin 2011'de Suriye iç kavgasına müdahil olmasıdır. Bunun asli sebebi budur. Evet. Yani tabii Zafer Partisi'nin uslubu, daha doğrusu Ümit Özdağ'ın uslubu ondan oluşuyor. Yani Zafer Partisi dediği zaman bir kişiden oluşan bir teşekkül. Şimdi